15 gün önce toplu sözleşmemizi sona erdirdik. Bu süreç içinde genel başkan vekilimizin desteği, belediye başkanımızın da bize büyük destekleri oldu. Gerçekten tarih edilemez. Gerçekten sizleri çok düşündüğüne ben samimiyetine inanıyorum. Çok hesapları yaptık ve sonuçta Allah'a şükürler olsun. Bir noktaya geldik.
ve toplamda sözleşme süresinde %80'e varan maaşlarınızda iyileşmeye bu sayede vesile olduk. Tabii özellikle masada biz sözleşmeyi bir miktar anlaşma noktasına getirmiştik ama sağ olsun Ordu Başkanımız, özellikle sendika temsilcimiz ve genel başkan vekilimiz, sendikamızın temsilcisi yani bir iki konuda özellikle bizden istirhamlarını iletmişler, bir ricalarını ilettiler. Bunlarla da bir iyileştirme yaparsanız çalışma ve mesai arkadaşlarımızın çok daha mutlu olacaklarını ifade ettiler, öyle. Bugün geldiğimiz noktada o süreçten bugüne biz de biraz daha çalıştık. Ve netice itibariyle hafta sonu mesailerinde çarpanı eskiden birken, yani bir yövmeyi iki yövmeyi olarak öderken bugün 2.7 seviyesinde çarpana ulaşmaya karar verildi. Daha önceden sosyal haklarla ilgili verilen sözleşme süresindeki farkla sözleşme süresi bitene kadar değiştirilmezdi. Bu süreç içerisinde ister istemez bir miktar enflasyondan etkileniyor üretimlerimiz. Buralarda da bir miktar düzenleme ve düzeltme yapabilelim diye %15 oranında bunun da sürecin ortasında arttırılmasına karar verdik. Bu yaptığımız çalışmada sizlerin mutlu olduğunu görmek, sizlerin bu yüzlerinizdeki mutluluk ifadesine şahit olmak aslen beni çok memnun etti. Ziyadesiyle çok mutlu etti. Bunu belirtmek istiyorum. Eğer siz evinizdeki tencerenizde kaynayacak yemeği aşırı temin etme noktasındaki düşünceniz beyninizde sıkıntı oluşturmuyorsa Ünye'de hemşehrilerimize bizden hizmet bekleyen yerel yönetimden hizmet bekleyen hemşehrilerimize çok daha fazla, çok daha verimli, çok daha kaliteli hizmet üreteceğinize yürekten inanıyorum. Sizleri mutlu ettik. Şimdi bize düşen 2023-2053 hedeflerine giden Türkiye'de hemşehrilerimizin bizden beklentilerine en üst seviyede cevap vermek için 7/24 esasıyla el birliği, gönül birliğiyle aşkla ve şevkle bu memlekete inşallah hep birlikte hizmet edeceğimize yürekten inanıyorum. Bir çiçek takdimimiz de olacak. Ben de hayır olduğu için efendim çok teşekkür ediyoruz. Mesai değerli belediye başkanımıza burada hizmet iş sendikamızın hem il başkanı hem de hizmet iş sendikamızın genel başkan vekili var. Bu çiçeği sadece kendime değil, onların da masa üzerinde birlikte hem uzlaşmaya katkı sunmaları hem de Tuzgül elde ettiğiniz hakların alınması noktasında gayret gösterdik. Birlikte kabul ediyorum. Şöyle hep birlikte kutluyoruz. Çocuğun heyecanı yaşayacağı tabi olmak üzere emeği geçen Hizmet İş Genel Başkan Vekilimize, Ordu Şube Müdürümüze, değerli müdürlerimize çok teşekkür ediyoruz.